Bir takipçimin isteği üzerine bir tane çok güzel model var. Onu yapacağız birlikte. Yabancı bir sitede. Gerçekten bayanın ellerine sağlık diyorum. Tığ ile örgüsünü örerken üzerinden kabartmalı olarak yapraklar ve çiçekler oluşturmuş modelde. Kendisi kurgulamış. O modelin üzerindeki yaprakların yapılışını anlatacağım. Önce zincir çekmeden örgüye başlama tekniğiyle İstediğimiz genişlikte bir sıra trabzan geçiyoruz. Bir adet zincir çektikten sonra iki defa ipimi aldım. 1, 2 ve 3. 3. trabzanın dip kısmından tığımı geçirdim. 1, 2 ve 3 defa trabzanımı yaptım. Şu arada atlamış olduğum 3 adet zincirimi ördüm. Tekrar 2 tane daha örüyorum. 5 olacak. İkisinin arasındaki mesafe 5 olacak. Tekrar 2 defa alıyorum. Şu biraz önceki noktaya aynı yere tekrardan. Üçlü trabzan. Tekrar 2 defa alıyorum. Bu defa yine 1, 2 ve 3. trabzanın dip kısmına. Tekrar 3 defa da. Bakın çarpı şeklinde V şeklinde oluşmaya başladı. Bu Tunus işi işkembe örneğine benziyor. Onun yapılışını da ekran kartının üstünde tıklayarak izleyebilirsiniz. 2, 3, 4 ve 5. 5. de tekrar geri dönüyorum. Aynı noktadan aldım. 1, 2 ve 3 defa uzattım. 2 defa doladım. 1, 2 ve 3.'ünün dip kısmına. Ve sıradakinden devam ediyorum. Tekrar çilek örneğimiz çok tuttu, çok beğenildi. Onun yapılışı da ekranın üst kartında, bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ve 5. Tek sayıda olacak ki ortalaması kolay olacak. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda dönüşümüzü 3 zincir ile yukarıya çıkarak yapıyoruz. Ve arka sırayı üçlü trabzan olarak çalışıyoruz. Trabzan olarak sırayı geçtik. Şimdi bir zincir alıyorum. Bu defa baklava dilimi gibi örneği kapatacağız. O yüzden şu kısmı sık iğne olarak çalışalım. Tam şu ortadaki ilmeğimiz. 5 ilmeğimizin ortasındaki oraya geldik. Orta ilmekte 1, 2 defa doladık. Şu kısma geri dönüyoruz. Uç kısmına sık iğne sırasına. Tekrardan 1, 2 ve 3. 2 defa al. Şuraya. Baklava dilimini kapatacağız. Evet, 3 boyutlu çalışmalar gerçekten güzel. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dola, geri dön. Bir, iki ve üç. Ve tekrar 5 ilmek, 5. ilmekte 2 dola, geriye dön. Şu ikisini birlikte şu şekilde tutarsak daha düzgün olur. Ve 3. Şurada atlamayalım. Bunu da öreceğiz. Biraz şaşırtmalı bir model. Baklava dilimini açıyoruz ve kapatıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Tekrar 5 sık iğne. Dola,
geriye gel, tekrar şurayı da yap ve 5 ilmekle devam et. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Dönüş sırasını üçlü trabzan olarak örelim. Örneği bir kez daha uygulayıp modelin yapılışına geçeceğim. Örneğimle lastik kısmı arasında bir sıra boşluk kalmasını istiyorum. O yüzden bir sıra boş sık iğne geçeceğim. Tekrar dönüşte trabzan yapacağım. Bir sıra boş sık iğne ve tekrardan trabzan geçtikten sonra lastikle arasında şu tek sıra kalacak örneğin. Şimdi örneği kurguluyoruz. 7 adet sık iğne çalışıyorum. Örnek 7 ilmek üzerine kuruluyor. 2 yaprak grubu arasında 7 ilmek olacak. İki defa doluyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Şu dördüncünün altına. Sık iğne sırasının hemen üzeri. Lastik kısmında olduğu gibi aldım. 1, 2 ve 3. 1 adet ördüm. Sık iğne. 1, 2 adet doladım. Aynı noktanın, yani şunun, şu bacağın üzerine ilk ilmeğine. Çünkü yaprağımın sap kısmının önce olmasını istiyorum. 1, 2 ve 3. Yandaki sık iğneyi aldım. 2 defa. Şu ikinciyi yaptığımız aynı noktaya. 1, 2 ve 3. Sıradaki şu orta kısmın üzerine sık iğne yaptım. Tekrar 2 defa dola. Biraz önceki ilk battığımız noktaya yine sık iğnenin üst kısmına tekrar 1, 2 ve 3 sık iğne. İçinden geçirelim, daha düzgün olacak. Yani şu şekilde yapmayalım. Zincir yürütme dediğimiz örnek, kenar biyes dediğimiz örnek. Şu şekilde içinden geçirelim. 2 dola. Bu sefer şu bacağın üzerine yine ilk ilmeğini 1, 2 ve 3. Sıradaki sık iğne içinden geçir. Tekrar dola. Şu battığımız noktaya. Yine 1, 2 ve 3. Şurada arada bir boşluğumuz oluştu. Şimdi yaprağın ilk alt kısmı oluştu. Ben sık iğne bitireyim ve tekrar trabzanla geri döneyim. İkinci sırasına geçeceğiz. Trabzanı geçtim. Şimdi şu kenarda bırakmış olduğum ilmekleri sık iğne olarak ördüm. Şu yaprağın hizasına geldim. Şu ilk ilmeğin üzerindeyim. Şunu. 2 defa dola. Şu aradan bir, iki defa geçir. Üçüncüyü geçirmiyorum. Tekrar doluyorum. Yanındakinin altından alıyorum. Bir ve iki. Geçirmiyorum. İki defa doluyorum. Üçüncü. Bir, iki ve şimdi hepsini beraber alıyorum. Arada bir ilmek vardı. Şu iki ilmeği de buna birleştirdiğim için ne oldu? İki tane burada oldu. Şu orta ile beraber üç ilmek oldu. Bunu da aynı şekilde buraya büzeceğimiz için aradaki ilmek sayımız 5 olacak. 5 adet sık iğne yapayım. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı ilmeğimi de alıyorum.
Buraya gelince iki defa ipimi aldım. Şu ilkinin içerisinden bir iki defa geçirdim, bekletiyorum ilmeğimi. İki defa doluyorum. Bir, iki, dola. Bir, iki ve üçüncü de topladım. Yaprağın ilk ilmeğinde sağa doğru, şu yaprağın son ilmeğine gelince şunları alarak sola doğru yaprakları toplamış olduk. Bu sıramı normal sık iğne olarak tamamlıyorum ve arka trabzan sırasını öreceğim. Üst sıraya geçelim. İkinci sıra yaprakları yapacağız. Şu kenarımdaki bıraktığım ilmeğimi saydım. Sık iğne ile buraya kadar geldim. Şu şekilde yapıyorum. İki defa doluyorum. Şu ikisinin arası 5 ilmek olmuştu. Bunun 1, 2 ve üçüncüsüne 4 ve 5 oluyor. Üçüncüsüne örneğimizi tekrar kuracağız. Sap görüntüsü oluşsun diye şunun altındaki trabzanı şu şekilde alacağım. Üst yaprağın sapı olacak. Yani şu sık iğne sırasına değil de alttakine batacağım. Bu sefer 4'te çekeyim. Biraz uzun olsun. 3 ve 4. Şunu yapacağız ya arkadaşlar, şu kısmı. Şu uzunluğu vermek için bunu yaptık. İki defa al. Şu uzun çektiğimiz kısmın dibine 1, 2 ve 3. Tekrar doluyorum. Tekrar sık iğne ile ama içinden geçirerek sabitledim. Tekrar arada bir boşluk. Sıradakine geçtim. İki defa al. Aynı noktaya dip kısmına bunu biraz uzun çekmiştik hatırlarsanız. Hileyle yana geç. Tekrar al. Kendi üzerine. İki ve üç. Tekrar sık iğneyle yana geç. Sırayı düz olarak tamamlayıp dönüş sırasını yapıp şuraya geliyorum tekrardan. Şu mesafeyi tekrar ördüm. Şu üç yaprağımın ilk ilmeği sık iğne ile alıyorum. Bir, iki defa altından. Bir önceki yapraktaki işlemin aynısı. Bir, iki defa geçirdim. Üçüncüyü bekletiyorum. Üçünü birlikte çektim. Yandaki sık iğneyi örüyorum. Ve şimdi aradaki ilmek sayısı tekrardan 5 oldu. 4 ve 5. Sonuncu ilmeğin üzerindeyim. Sonuncu ilmeğim için. Şimdi burada şu sonuncu ilmeğin üzerine önce batarak şurayı da toplayabilirsiniz. Şundan sonra toplama işlemini yapıp da buraya da sabitleyebilirsiniz. O sizin alışkanlığınıza bağlı. Ben önce örüyorum, batıyorum üzerine. Daha sonra geriye geliyorum. Şimdi sıradaki sık iğnemden devam ediyorum. Tekrar dönüş trabzan sıramı yapacağım ve son yaprağımızın yapılışına geçeceğim. Kenarda bırakmış olduğum ilmeklerimi ördüm. Şu yaprağın 3 ilmeği var biliyorsunuz ve 2 yaprağın arasında 5 ilmeğimiz var. Şu aradaki 5 ilmeğin ortasını kullanacağız.
Bir öncesi ve bir sonrası ile beraber şu 3 ilmeğe uygulayacağız örneğimizi. Şu yaprağın 2 ilmeğini de örüyorum. Atlamış olduk. Üçüncüsüne geldiğim zaman üçüncü doluyorum ve şu alt kısma ineceğim. 5 ilmeğin ortası. O kısmı alıyorum. Burayı 4'te çekerek 2 3 ve 4. Yandaki ikinci ilmeğim geçirdim. Dola. Bu sefer şunun üzerine dip kısmına tığ geçirerek 1 2 ve 3 tekrar sık iğnemi yapıyorum. 2 dola. Tekrardan aynı yere 1 2 ve 3 düz olarak sık iğne ve trabzan sıramı döneyim. Son kısmımızı kapatacağız. Üzerindeki 3 ilmeğime kadar geldim. Şimdi toplayacağımız için bu 3 ilmeğin birincisini sık iğne olarak örüyorum. İkinciye geldiğim zaman 1 2 defa al. Hep örneği ortalıyoruz. Arka sırayı örerken arada ön sırayı kontrol edin arkadaşlar. İlmek kaçabiliyor. Ve üçüncü de topla. Yandan sık iğne ile devam et. Sık iğnenin çeşitleri var. Esnek, lastik yönlü sık iğne, çakma sık iğne, yalancı sık iğne. Bunların yöntemleri ekran kartının üzerinde. Bitiş ekranımdaki diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Takipte olur, abone olursanız beğeni ve yorumlarınızı da öğrenimizi bekliyorum. Tamamladık. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.